Cushman & Wakefield olarak Türkiye'nin kentsel dönüşüm raporunu çıkarttınız. Bu rapordan nasıl bir sonuç çıktı? Türkiye açısından son derece önemli bir proje kentsel dönüşüm. Biz de bu anlamda Cushman & Wakefield olarak bunun altını bir kez daha çizdik ve dünya karşılaştırmalarıyla bunun ekonomimiz açısından, ülkenin geleceği açısından, depremsellik açısından önemini vurgulamak istedik. Ortaya çıkan sonuçta bu kadar büyük bir dönüşüm ve değişim Türkiye inşaat sektöründe, gayrimenkul geliştirme sektöründe ve enerji sektöründe büyük bir potansiyel içeriyor. Türkiye bu 7 milyon konutu sadece kentsel dönüşüm kaynaklı olarak yaparken eş anlı olarak nüfus artışından ve iç göçten kaynaklanan talebi de dikkate aldığımızda 20 yılda 20 milyon konut yapmak durumunda. Yılda 1 milyon konut düzeyine erişmek zorunda. Tabii oyunun kurallarını doğru oynayarak, altyapıyı güçlü kurarak, herhangi bir şekilde sektörel anlamda bir arz fazlası ya da talep ve karşı yeterli arzı yapamama ya da fiyat istikrarsızlığını halk arasındaki tabirle balon riskini bertaraf edecek şekilde ve ilgili ihtiyacı doğru gözlemleyerek ve ihtiyacı da talebe doğru dönüştürerek bu mekanizmaları kurarak bunu başarabilir. Bunu yaparsa ne olur? Aşağı yukarı 3,5-4 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim oluşur. İnşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörünün itici gücü, farklı sektörler üzerindeki lokomotif etkisini ve çarpan etkisini dikkate aldığımızda böyle bir ekonomik büyüklük oluşur ve bu ekonomik büyüklüğün karşılığında da sağlayacağı katma değerli bugünkü ekonomisini rahatlıkla 2'ye, 3'e katlayabilir.